Merhabalar değerli izleyenler. Şimdi Ne Yapmalı programında yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün akıllı hastayı ve akılcı ilaç kullanımını konuşacağız. İlaçlar hayatımızın bir parçası, pek çok farklı hastalıklar, sıkıntılar yaşıyoruz ve ilaçlar bize aslında şifaya vesile olan şeyler ama yanlış kullanıldığında bir takım zararları da oluyor. İşte o düştüğümüz hatalar, o yanlışlar nelerdir? Bütün bunları konuşacağız ve size tavsiyelerde bulunacağız. Değerli konuğum eczacı Ülkü Bahtiyarca Mülayim Hanımefendi ile birlikte Şimdi Ne Yapmalı başlıyor. İlaçlar doğru kullanılmadığında şifa değil, zarar olabiliyor. Peki ilaç kullanımında nelere dikkat etmek gerekiyor? Eczacı Ülkü Bahtiyarca Mülayim ile İlaç kullanımına dair merak edilenleri konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Ülke Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. İlaç kullanımı oldukça önemli bir konu çünkü pek çok hataya düşebiliyoruz bu konuda. Doğru davranmak, doğru şekilde kullanmak. Siz yayından önceki sohbetimizde çok güzel ifade ettiniz. Akıllı hasta olmak çok önemli. Evet, bütün bunları konuşacağız ama en başta hediyeniz için ben çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz, çok incesiniz. Burada dekorumuza da katkılarda bulundunuz. Şimdi bizim şöyle bir algımız var toplum olarak. Hani biz Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda böyle çok ilaç kullanan ve gereksiz ilaç kullanan bir toplummuşuz gibi bir şey var. Ama bir takım araştırmalar da bunu destekliyor mu ya da nasıl bakmak lazım size soruyorum. Türkiye'de 2005 yılında kişi başına yılda 12 kutu ilaç düşerken 2015 yılında bu 25 kutuya çıkmış. Yani 12 nere 25 nere böyle iki kat bir artış söz konusu. Evet. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Biz bilinçsiz mi ilaç kullanıyoruz? Hastalıklar mı çok fazla arttı da böyle bir netice var? Ne dersiniz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası ben rakamlar yalan söylemez. Bu istatistikler mutlaka çok önemli aşamalardan geçerek değerlendirilmiştir ama bu rakamlar beni şaşırttı çünkü benim bölgemde, benim gördüğüm tabloda gerek ASM hekimlerimiz, yani aile hekimlerimiz, gerek özel tıp merkezlerindeki hekimlerimiz, gerek nöbetlerimizde şehrin farklı noktalarından gelen hastane reçetelerindeki hastane hekimlerimiz gereksiz ilaç asla yazmıyorlar. Hani bunu çok kesin olarak söyleyebilirim. Muhtemelen bu konuda hekimlerimiz ve sağlık personeli arasında da bir farkındalık kazanıldı. Bu noktada Sağlık Bakanlığı'nın bir takım eğitimleri olduğunu biz de duyuyoruz. Ama yine de Türkiye antibiyotik konusunda birinci sırada yer alıyormuş Avrupa ülkeleri arasında. Bu tabii gene bizi düşündüren bir tablo. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki yani kendim mantık yürüterek bunu şöyle söyleyebilirim. Çok kötü besleniyoruz, sağlıksız besleniyoruz. Bu yediğimiz poşetlenmiş gıdalar, genetiği oynanmış gıdalar, pazardan organik olduğunu zannederek aldığımız aslında çok fazla bir vitamin içeriği bulunmayan bir takım meyve sebzeler, obeziteye, bunun sonucu olarak tip 2 diyabete, tip 2 diyabetin tetiklediği bir takım rahatsızlıklar sonucu bu kişi başına düşen kutu sayısı artmış olabilir diye düşünüyorum. Yine son yıllarda maalesef gençlerimiz arasında madde bağımlılığı çok artıyor. Hastalıkların yönü değişmiş olabilir. Yani çocuklarda hiperaktivite, dikkat dağınıklığı gibi bir takım eski dedelerimizin ve ninelerimizin bilmediği bir takım rahatsızlıklar çıkıyor, gündemimize geliyor. Bununla alakalı olarak yeni hastalıklar ve yeni kişi başına düşen ilaç sayısında artış olmuş olabilir diye düşünüyorum. Evet, aslında mesele sağlığı bozmamak o zaman. Evet. En başta buradan belki. Evet, hani akıllı hasta derken hasta olmamaya çalışan hasta demek daha doğru olacaktır. Evet. Burada biraz da yanlış ilaç kullanımından bahsetmek istiyorum. Hani bunu söylerken de tutup da işte grip ilacı yerine kalp ilacı kullanmayı değil de bilinçsiz kullanmayı, dozları bilmemeyi, kullanma talimatlarını doğru uygulayamamayı vesaire kastediyoruz. Şimdi ilaç aslında şifaya vesile bir durum ve aslında doğru kullanıldığında da insanları iyileştiriyor. Peki yanlış kullanıldığında neler oluyor? Sizin bu konudaki tespitleriniz nelerdir? Biz hastalarımıza hep şunu söylüyoruz, lütfen eczaneye ayırdığınız zamanı biraz daha çoğaltın.
Hastamız mesela arabasının üzerinde kontak anahtarını bırakarak geliyor, diyor ki işte çok hızlı bir şekilde ilaçlarımı almam lazım. Ve çok hızlı bir şekilde geliyor ve çok hızlı bir şekilde gidiyor. Bu arada ne kadar biz onunla kaliteli sağlık sohbeti yapabiliyoruz. Doğru. İlaçların kullanımını ne kadar doğru anlatabiliyoruz. Bunlar tartışılır. Biz hastalarımıza diyoruz ki lütfen bize ve doktora ayırdığınız süreyi kaliteli bir zaman olarak belirleyin. Şimdi ben mesela antibiyotiği verdim hastama. Hastam gitti bunu sıcak suyla sulandırdı. O zaman etken madde tamamen faydasız bir hale gelmiş oluyor. Ya da normal işte kaynamış soğutulmuş suyla çizgisine kadar sulandırdı ama buzdolabında saklamadı. O zaman zaten direkt etken madde rengi değişiyor ve bozuluyor. O zaman siz bunu çocuğunuza verdiğinizde çocuğunuz bundan hiçbir fayda sağlamayacağı gibi bilakis zarar görecektir. Doğru. Ne kadar ince noktalar var yani. Çok ince detaylar var. İlaçların kullanımı alakalı herhalde ilerleyen zamanlarda açacağız bunları. Evet. Burada aslında akıllı hasta veya akılcı ilaç kullanımı derken de tam olarak bunları kastediyorsunuz. Yani sağlıklı iletişim, bu konuya önem verme. Yani bu ilaç tamam alıyoruz, kutuları çantamıza ya da bir çekmeceye atıyoruz. Sonra vakti gelince ay bir daha hastalanmıştım, bir daha kullanayım diyoruz. Başkasına veriyoruz. Yani o kadar çok rahat davranabiliyoruz ki. Bunu mu kastediyorsunuz aslında? Dikkatli olmak ve doğru kullanmak mıdır? Nedir akılcı ilaç kullanımı? Şimdi akılcı ilaç kullanabilmemiz için önce sizin de programın başında belirttiğiniz gibi akıllı hasta olmamız lazım. Bu akıllı hasta argümanını ortaya ilk siz akıllı hasta diye hatta öyle işaret ederek Profesör Doktor Mehmet Öz bir kitap yazdı. Ve burada çok esprili bir kitap. Hastalarımızın alıp aslında sıkılmadan okuyabileceği bir kitap. Burada aslında sağlık personelinden en üst düzeyde, optimum düzeyde hizmet alan bilinçli hasta kastediliyor, akıllı hastadan kastedilen şey bu, kavram bu. Bilinçli hasta nasıl oluruz? Doktorumuza gittik. Doktorumuzda her şeyden önce çok sağlıklı bir iletişim kurmamız lazım. Evet hastayız, canımız yanıyor. Bir an önce sağlık kuruluşundan, eczaneden kurtulup evimize dönmek istiyoruz. İşte bunun en kısa yöntemi bu. Ne yapacağız? Doktora gittik. Şikayetimizi anlatırken çok fazla detaylara girmeden ve çok fazla hikaye etmeden kısa, açık ve net cümlelerle hastalığımızı tarif edeceğiz. Doktor bizim için en uygun olan işte ilaç neyse onu yazacak. Reçetemizi alacağız, eczaneye geleceğiz. Eczanede gene eczacıya eğer çoklu ilaç kullanıyorsak, ben işte atıyorum işte tansiyon ilacı kullanıyorum, şeker ilacı kullanıyorum, bu kullandığım antibiyotikle bir etkileşime girer mi? Ya da yiyeceğim herhangi bir gıdayla bu etkileşime girer mi? Tarzında ya da bu ilacı nasıl, hangi saatte almalıyım, aç mı almalıyım, tok mu almalıyım? Çünkü açlık ve tokluk kavramı da biliyorsunuz sağlıklı insana ya da diyabetli bir insana göre değişiyor. Doğru. Açlık kavramı sağlıklı bir insan için yemekten sonraki 2 saattir deriz biz. Ama bir diyabet hastasında bu hemen yemeğin öncesidir, tokluk da hemen sonrasıdır. Onlar ilaçlarını o saatlerde alması gerekiyor. Yani bu kavramlar çok önemli. İlacı doğru bir şekilde evine götürecek, ilacı doğru zamanda, doğru dozda, doğru saklama koşullarına saklayarak kullanacak. İşte akılcı ilaç kullanımı, Rabbim de şifasını verirse bu kadar basit bir olay. Aynen. Dedik ki akılcı ilaç doğru zaman, doğru doz, doğru insan. Doğru insan ne demek diye sorabilirsiniz. Bazen hastalarımız çok sık rastladığımız bir şey değil ama bunu da burada mutlaka uyarmak isterim. Hastanelerde barkodlar karışabiliyor ya da reçeteler karışabiliyor. Çok doğru, evet. Şimdi tamam ben her zaman bana gelen bir hastayı tanırım ama belki o anda hemen hastanenin karşısındaki bir eczaneden alışveriş ediyorsunuz. Ve barkodunuz karıştı. Orada çalışan sizin isminizi bilemez. Yani siz Ayşe Hanım'ken Mehmet Bey'in ilaçlarını alıp kullanmak durumunda kalabilirsiniz. O yüzden hastalarımızın algılarının çok açık olması lazım. Mutlaka barkod ve reçete üzerindeki isimleri de kontrol etmelerini ben tavsiye ediyorum. Evet, bu da çok önemli bir uyarı oldu. Allah muhafaza yani yanlış ilaç kullanıldığında şifa değil zehir olur. Allah muhafaza başka noktalara zarar verebilir. Burada süreci anlatırken
yani şimdi önce doktora gitmek gerekir dediniz. Evet. Biz genellikle böyle doktora böyle son noktada giden bir toplumuz. Evet. Sonra eczacıyla doğru bir iletişim kurmak ve reçeteyle ilaç almak gerekir dediniz. Evet. Burada doktor tavsiyesinin ve reçetenin önemi nedir? Çünkü biz genellikle doktora gitmeden direkt eczaneye gidip ya işte ben şöyle grip olmuştum, geçen sefer de şundan kullanmıştım deyip direkt ilaç alabilen bir toplumuz. Evet. Ne dersiniz bu konuda? Doktora gitme konusunda özellikle erkek hastalarımızın maalesef çekinceleri oluyor ama zamanla bunun aşıldığını görüyorum ben. Özellikle 30'lu 40'lı jenerasyonun gerçekten çok daha araştırmacı olduğunu, gerek çocukları gerek kendi sağlıkları konusunda bu tarz sağlık programlarını takip ettiklerini, kitap okuduklarını ve ürünlerin en iyisini araştırdıklarını ben mutlu olarak görüyorum. Tabii ki dünyada OTC, ülkemizde tezgah üstü satılan, reçetesi satılan ilaçlar var. Ama bunlar çok basit yakınmalarda kullanılan ilaçlar. İşte boğaz pastilleri, gargaralar, işte bir takım boğaz spreyleri gibi hani liste daha çok uzayabilir. Ama bunlar çok basit reçetesiz yakınmalarda. Reçetesiz olabilir bunlar. Evet, hani hastamız diyor sigara kullanıyorum, sabahları işte boğazımda bir kuruluk oluyor. İşte eczacı ona bir pastil verebilir. Ya da o anda boğazında bir basit bir olay vardır. Onun için bir boğaz spreyi verebilir. Ama diğer rahatsızlıklarda mutlaka doktora gitmeleri gerekiyor. Çünkü hastalığın teşhisine karar verecek olan yetkili kişi doktor. Evet, bu da çok önemli bir uyarı oldu. Değerli izleyenler, sizin de konuğumuza eczacı Ülkü Bahtiyarca Mülayim Hanımefendi'ye sorularınız varsa bizi arayabilirsiniz. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 294-4294. Facebook üzerinden veya mail yoluyla da sorularınızı inşallah bekliyoruz. Şimdi hatalarımızı konuşmaya devam edelim isterseniz. Şimdi bir kere grip olduk. Sene içerisinde birkaç kere grip olabiliyoruz yani kış döneminde. Veyahut da farklı hastalıklar da yaşayabiliyoruz. İşte kas tutulması oluyor, bir şey oluyor, tekrarlayan problemlerde. İşte daha önce şunu kullanmıştım da bana çok iyi gelmişti. Hemen koş eczaneye aynısından al. Bu ne kadar doğru bir yaklaşım? Yani her seferinde yine bir doktor kontrolünden geçmek gerekir diyebilir miyiz? Her seferinde bir doktor kontrolünden geçmemiz gerekiyor. Sizin belki grip zannettiğiniz şey başka bir rahatsızlık olabilir. Hani hep diyoruz İslam'da çok önemli bir düstur vardır. İstişare ehliyle yapılır. Siz kendi bedeninizi evet seviyorsunuz, kendi bedeniniz size emanet ama sonuçta ilaca karar verecek olan yetkili kişi hekim dedik. Siz bir doktora gidin, yine içiniz rahat etsin. Teşhisi doğru da koymuş olabilirsiniz, yanlış da koymuş olabilirsiniz ama asıl yetki hekimimizde. Gidin doktor reçetesine göre yine ilaçlarınızı alırsınız. Grip olayı zaten biliyorsunuz virüslerle olan bir olay ve gripin şu ana kadar bir tedavisi yok. Hastalarımız ama bu yıl çok güzel bir şey yaptılar. Özellikle yaşlı hastalarımız da bizi bu konuda çok mutlu ettiler. Grip ilaçlarını şeker, tansiyon, kalp hastalarında, astım hastalarında zaten devlet ödüyor. Grip aşılarını yaptırdılar. Sonbaharda, Eylül başı gibi hastalarımız grip aşılarını yazdırdılar ve yaptırdılar. Yine bu grip olmayacakları anlamına gelmiyor. Grip oluyorlar ama daha hafif atlatıyorlar. Vücutları daha önceden buna bu bağışıklık kazandığı için. Semptomları hafifletebiliyoruz sadece grip ilaçlarıyla. Yani hastanın yaşam kalitesini biraz daha düzeltebiliyoruz. Evet. Ama bunlar da mutlaka doktor reçetesiyle alınması gereken ilaçlar. Alınması gerekiyor. Evet. Burada grip aşısından bahsettiniz. Onu da yeri gelmişken konuşalım. Gerçi Ekim ayı gibi daha çok Eylül-Ekim gibi yaptırılıyor ama Kasım ayında da hani tam kış öncesine denk geliyor bilmiyorum yaptırılabilir mi? Öneriyor musunuz kimler yaptırmalı grip aşısını? Koruyucu bir niteliği var. Ben de her sene yaptırıyorum. Evet. Memnunum. Allah'ın evet. Şifasına vesile olsun deyip yaptırıyoruz. Siz ne evet. dersiniz? Her yılın grip aşısı bir önceki yılın virüslerinden toplanan aşılarla yapılıyor. Yani bu yıl yeni virüsler çıkmış olabilir ve onlara karşı tabii vücudumuz gene dirençsiz olabilir. Hani hastalarımız bazen diyor aşı yaptırdığım halde gene hasta oldum diyor. Bence kesinlikle yapılmalı. Çünkü dediğim gibi gripin zaten sadece semptomları hafifletecek tarzda bir tedavisi var. C vitamini alabilirsiniz. İşte üst solunum yolları açıcı bir ilaç alabilirsiniz. Boğazınızdaki ödemi giderici bir ağrı kesici içerebilir bu ilaçlar. Özellikle yaşlı hastalarımızın bunu mutlaka yaptırması gerekiyor. Yani zatüre tehlikesi olan,
bu enfeksiyonların akciğerlerde bir takım ödem, zatürre tehlikesi yapma riski olan, hatta bu hastalarımızın zatürre aşısı da yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü gerçekten belli bir yaşın üzerindeki hastalarda zatürre hani kolay tedavi edilir gibi görünüyor. Artık 2016 yılındayız ama maalesef ölümler olabiliyor bu hastalarımızda. O yüzden bu çok hassas bir konu. Kalp hastaları, işte dediğim gibi kronik bir takım hastalıklara sahip olan hastalar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek amaçlı mutlaka aşılanmaları gerekiyor. Bir canlı yayın sunucuları herhalde. Evet. Bizim gibi günlük program yapan insanlara da öneriyor musun? Evet, tabii sizler de toplu yaşam alanlarında yaşayan insanlarsınız. Gün boyu birçok insanla muhatap alıyorsunuz. Gene tabii ki kreşe giden küçük çocuklar ve gene tabii öğrenciler için de bu çok önemli. Toplu yaşam alanlarında yaşayan insanlar için önemli. Evet, bu uyarıda da bulunalım. Grip aşısı bir sürü tartışmalar oluyor vesaire ama koruyucu bir niteliği olabilir. Yaptırmakta fayda var sanıyorum. Şimdi hatalarımızı konuşmaya devam edelim. İlaç kullanımında bir de şunu biz çok yapıyoruz. İşte bana çok iyi gelmişti. Sen de al bunu kullan. İşte yarım kullanılmış bir ilacı, bir kutuyu verip gene benzer hastalığı olduğunu kendi kendimize teşhis ettiğimiz, bu konuda da çok güzel değerlendirmeleriniz var. Biz de hissediyoruz. Diyor ki sen de böyle olmuşsundur. Al sen de bunu kullan. Evet. Bu ne kadar doğru? Bu çok yanlış bir yaklaşım. Bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Ve Türkiye'de aslında en büyük problem bu. Yani sevdiğimiz insan, güvendiğimiz insan bizim sağlığımıza zarar vermez diye düşünüyoruz ama düşünün bir hipertansiyon hastası, yüksek tansiyonu olan bir hasta, o anda kafa içi basınç yükselmiş ve hasta başı ağrıyor. Siz o anda arkadaşınıza bir ağrı kesici hap verdiğiniz zaman arkadaşınızın geçirebileceği olası bir beyin kanama riski var. Bu durumda siz böyle bir sorumluluğu alabiliyor musunuz? Yani hastalarımızın bunu gerçekten çok iyi kendi vicdanlarında değerlendirmeleri lazım. Çok doğru. Biz o işin ehli değiliz. O işin sorumluluğu ve etkisi verilmiş olan insanlar var. Ha, bu insanlardan tabii ki seçme hakkınız var. Alternatifler çok fazla. Güvendiğiniz doktora, güvendiğiniz eczacıya gitme şansınız var. Hı hı. Güvenmediğiniz insandan zaten sağlık yardımı alamıyorsunuz. Ama eşimin, dostumun, ehli olmayan birisinin tavsiyesiyle arkadaşınız için ölümcül sonuçlar sebebiyet verecek tavsiyelerde bulunabiliyorsunuz. Hı hı. Bence bu riske ve o vebale girmeye hiç gerek yok. Herkes ehlinden alsın o hizmeti diyorum her zaman için. Burada güvendiğimiz doktora, güvendiğimiz eczacıya gitme hakkına sahibiz dedik ama biraz böyle hani kırmamaya çok hassasiyet gösteren bir toplum olduğumuz için hani bir doktora gidiyoruz mesela çok da teşhis kafamıza belki yatmıyor. Evet. Başka bir doktora gidersek de ayıp olur şimdi diye düşünebiliyoruz. Evet. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Yani sağlık personeline güvenmek ve doğru bir iletişim kurmak çok önemli galiba. Evet. Ne dersiniz? Şimdi hastanın tedaviye inanması çok önemli. Biz sağlık personeli arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda kendilerine güvenen ve inanan hastaların bu tedaviden daha kesin ve net bir sonuç aldığını söylüyorlar. Eğer siz bir doktora gittiniz, olabilir insanlar arasında frekanslar tutmayabiliyor. Doktorun nasıl ve neyle değerlendirdiğiniz de çok önemli ama bir başka hekimden daha fikir alabilirsiniz. Yani o tedavi aklınıza yatmadıysa hani hekimlerimiz de bu konuda zaten hiçbir şekilde alınganlık göstermiyorlar. Yani beni, o hekimin yakalayamadığı bir başka rahatsızlığı bir başka hekim başka bir açıdan bakarak yakalayabilir. Yani hasta 2-3 hekime gidebilir. Bu hekimin gerçekten alınganlık gösterdiği bir konu asla değil. Ama biz biraz Akdeniz insanı, duygusal bir toplumuz. İşte bana da bir ilaç yan etki yaptığında hastaları mahcup olarak getiriyorlar. Ama o ilacı zaten ben üretmiş değilim. O hastanın genetik yapısı farklı olabilir. Mesela benim stajyerim çok basit bir ağrı kesici içtiğinde bile anında böyle bir alerjik reaksiyon meydana geliyordu. Herkesin genetik yapısı çok farklı. Yani o ilaç rahatsızlık yaptı diye bundan eczacı alınganlık gösterdi diye asla düşünmeyeceğiz. Bu konuları bizimle mutlaka paylaşmaları gerekiyor. Dediğim gibi zaten serbest eczaneleri de güvendiği eczacıyı da seçme şansına sahip hastalarımız. Evet, bunu da vurgulayalım. Güvendiği içine sinen tedavi ve sağlık personelini tercih edebilirler. Tabi burada da doğru bir iletişim kurmak çok önemli iki tarafında nezaketli olması. Danışmanlık mutlaka sağlık personelinden alınmalı ama güvendiği sağlık personelinin tercih etme hakkına sahiptir. Bir izleyicimiz soruyor, eczanelerden reçetesiz ilaç
ilaç aldığımızda kutunun içindeki prospektüsü nasıl okumalıyız diye sormuş. Şimdi bu prospektüs meselesine girince hani Türkçe bir ifade bulursak efendim okuruz diyebiliriz. Abartıyorum ama gerçekten çok fazla tıbbi terim, Latince terimler oluyor. Nereleri okumalıyız, nereleri anlamaya çalışmalıyız, ne dersiniz? Şimdi prospektüs hakkında esprili bir yaklaşım biliyorsunuz bizi hasta eden, fazla hasta eden kutunun içindeki gereksiz kağıt diye bir esprili tanım var. Tabii ki prospektüsler çok önemli, özellikle astım ilaçlarında. O ilacın nasıl kullanılacağı sayılarla resmedilmiş. Hı hı. Çok önemli bu diyorum. Ama tabii hastanın birazcık altyapısı olması gerekiyor bunun için. Çok detay, işte o teknik terimlere çok takılmaması gerekiyor. Çünkü yan etkiler falan yazılmak zorunda. Bu Sağlık Bakanlığı'nın mecburi kıldığı bir uygulama firmaları. Ama o yan etkiler mutlaka sizin üzerinizde görülecek diye bir kural yok. Belki 1000 hastadan birinde görülebilecek şeyler. Ama zaten mesela orada bazı şeyler var. Sık görülür, işte seyrek görülür gibi ifadeler de oluyor. Ama biz böyle bir okuyoruz, bir sürü yan etki listesi var. Evet. Aman ben bu ilacı hiç kullanmayayım deyip bir kenara atabiliyoruz. Hani doktora gidilmiş oluyor, eczaneden o alınmış oluyor ama kullanılmıyor. O da yanlış o zaman. Prospektüs belki şu anlamda çok önemli olabilir. Mesela hastanın böbrek yetmezliği vardır, bir karaciğer yetmezliği vardır ya da hastamız hamiledir. Hastanın çok özel bir durumu vardır. Belki orada sağlık personeline bunu paylaşmayı unutmuş olabilir. Onu prospektüsten yakalayabilir. Yani bu konularda prospektüsler önemli olabiliyor. Ama çok detayına dalıp eğer sağlıklı bir insansanız evham yapmanın da çok anlamı yok. Prospektüslere de çok aşırı takılmayalım diyorum ben. Orada aslında bize yine orada doğru kullanımı aktaran kişi sizlersiniz. Yani eczacılarımız bize hani nasıl kullanmamız, nelerin sakıncalı olduğunu söyleyen. Orada da yine doğru istişare yapmak gerekir. Doğru kişiyle dediniz ya, orada kendi kendimizi anlamaya çalışmak yerine belki yine bir uzmanımızla konuşmak, bir eczacımızla konuşmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Tabii prospektüste aklınıza takılan noktaları eczacımıza ve hekiminize danışabilirsiniz. Peki. Şimdi ilaçları kullanmamaktan bahsettik. Bir de yarıda bırakma durumu var. Özellikle antibiyotiklerde falan da bunu yapabiliyoruz. İşte içiyoruz, biraz işte boğazımızın acısı geçiyor veyahut da hangi hastalık varsa tamam iyileştim artık daha fazla yan etkilerine maruz kalmayayım diyoruz. Öyle bir baskı var çünkü psikolojik olarak üzerimizde. Bırakıyoruz. Bu ne kadar doğru? Aslında istatistikler bizi ilaç sever bir toplum olarak gösterse de dediğim gibi bazı hastalarımız vücuduma kimyasal alıyorum diye bir an önce o ilaçtan kurtulmaya çalışıyor. Özellikle bu antibiyotikler konusunda hastalarımızı gerçekten buradan uyaralım. Eğer siz bu şekilde antibiyotik içmeye devam ederseniz, yani boğazınızda bir tonsilit var, içtiniz işte şu ilacın 3-5 tanesini içtiniz ya da şuraya kadar içtiniz, burası kaldı. Siz bu şekilde ilaç içmeye devam ederseniz gerçekten artık antibiyotik direnci dünyanın başının derdi haline gelmiş bir olay ve direnç gelişimi bir süre sonra kaçınılmaz hale geliyor. Peki bunun sadece size mi zararı var? Hayır. Sizin torunlarınıza ve hatta onların torunlarına kadar uzanan bir zarar oluşacak. Antibiyotik direnci gelişiyor ama o kadar fazla antibiyotik formüle edilemiyor. Bir süre sonra artık bizim torunlarımızın torunları enfeksiyon tedavileri yapılmadığı için ölmek durumunda kalabilirler. O yüzden hani antibiyotiklere direnç gelişimi aslında bu şekilde oluyor. O yüzden antibiyotik mutlaka ve mutlaka sonuna kadar içilmeli. 10 tane ise 12 saat herhalde 5 gün içilmeli. İşte 14 tane ise 7 gün içilmeli. Bu sonuna kadar bitirilmesi gereken bir ilaç. Hastalarımızın antibiyotik tedavisinde tabii kaygılandığı ikinci bir husus da bu çocukları ve kendileri hakkında çok haklı olarak kaygılandıkları bir durum. Prebiyotiklerin yani bağırsaklarındaki bu faydalı bakterilerin ölmesiyle alakalı bir durum. Evet, antibiyotikler vücuttaki zararlı bakterileri yok ederken faydalı bakterileri de yok ediyor. Ama günümüz teknolojisinde bunun da çözümü var. Bu liyofilizasyon metoduyla yapılmış bir takım prebiyotikler var. Bunlar antibiyotik tedavisi esnasında da kullanılabiliyor. Yani antibiyotikler bunları öldüremiyor. Dolayısıyla siz bağırsağınızda antibiyotiğin yok ettiği faydalı bakterilerinizi
bu yöntemle hazırlanmış prebiyotikler alarak da anında yerine koyabilirsiniz. O şekilde çocuğunuzun hem bağışıklık sistemini hem bağırsak florasını da korumuş olursunuz. Korumuş olursunuz. Bu prebiyotik deyince işte aklımıza hemen kefir gibi şeyler geliyor ama siz ayrı bir aslında ilaç formunda bir şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Onu da açıklık getirelim. Ya kefir de çok faydalı. İşte evde mayalanmış yoğurt da çok faydalı ama bunlar özellikle dediğim gibi yani yüksek teknolojik koşullarda hazırlanmış ve bir şekilde hani antibiyotiklerin yanında bile kullanıldığında canlı kalabilen formlar. Bunlar çok yüksek teknolojilerle hani o fabrikada sadece o prebiyotin üretilmesiyle hazırlanan yani üzerinde yıllarca önemli Ar-Ge'ler yapılarak hazırlanan formlar. Bir insanın Ayşe Hanım vücudunun sağlıklı bir insanın 1,5 kilogramı kadarı bakteri. Aa çok iyi. Evet yani bakterilerin de aslında hayatımızda yararlı bakterilerden bahsediyorum. Tabii çok önemli bir yeri var. Biz bunları yok ettiğimiz zaman zararlı olanlar vücudumuzda çok aktif hale geliyor. Ve biz bağışıklık sistemimiz düşüyor ve hastalıklara karşı dirençsiz bir hale geliyoruz. O yüzden biz bunları da yok etmeden onlarla birlikte yaşamamız gerekiyor. Peki hemen izleyicimize dönelim. Kayseri'den bir izleyicimiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, buyurun. Ben şeyi sormak istemiştim. Buyurun. Boğazım ağrıdığı zaman doktora gidiyorum mesela. O düşük antibiyotikler veriyor. Ben de hani antibiyotik normal hani biraz yükseğini içtim mi bir iki tane boğazımın ağrısı geçiyor. Bu da hani sık sık olmuyor boğazımın ağrısı. Arada bir oluyor. İnan her zaman böyle yapıyorum. Bu ne kadar doğru. Yani mesela işte 50 miligram veriyorsa siz daha fazlasını mı alıyorsunuz? Daha büyük. 1000 miligram. Peki sizin var mıdır izleyicimize sorunuz? Yeterli sanırım aldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten yaptığımız uygulamalardan biri de bu. Bakalım doğru muymuş yanlış mıymış? Hemen konuğumuza danışacağız. Çok teşekkürler. İlaçlar doğru kullanılmadığında şifa değil, zarar olabiliyor. Peki ilaç kullanımında nelere dikkat etmek gerekiyor? Eczacı Ülkü Bahtiyarca Mülayim'le ilaç kullanımına dair merak edilenleri konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Evet, izleyicimiz önemli bir noktaya değindi. Bir örnek olarak vereyim. Antibiyotiklerden tam da üzerine soru denk geldi. İşte 500 miligramlık bir ilaç veriyorsa doktorumuz o daha çabuk geçsin diye 1000 miligramlık olanını alıp da içiyor. Daha da çabuk geçiyor dedi. Doğru mudur? Ne dersiniz? Doz konusu ilacı ilaç yapan çok önemli bir faktör. Doktorlarımız bunu hastanın kilosuna göre hesap ederek veriyorlar. Mesela 500'lük bazı antibiyotikler vardır ki 1000'likten çok daha kuvvetli bir etken madde içerir ya da çok daha düşük oranlarda 300 miligram içerebilir. Hastalar bazen bu miligram konusuna takılıyorlar. Ya eskisi 1000'likti, bu 300'lük. Ama o 300 miligram olan antibiyotik 3. kuşak bir antibiyotik olup diğerinden çok daha güçlü bir antibiyotik olabilir. Hastalarımızın bu miligramlara takılmaması ve bu noktada gene bize güvenmeleri gerekiyor. İlaca başlamak, ilacı bitirmek, doz değiştirmek bunlar tamamen doktorun karar vereceği işlerdir ve hastamız bu konuda kendisi doz arttıramaz. Peki doktor hangi oranda veriyorsa, hangi miktarda veriyorsa onu kullanmaya devam etsin. Aman ha yükseltmeyin dozlarınızı kendi kendinize diyelim. Yükseltmeyin ve alçaltmayın. Alçaltmayın aynen. Evet. Şimdi mesela 1000 miligramlık antibiyotiklerden, haplardan bahsettik. Gerçekten yutmak çok zor oluyor. Ben de çok zorlanıyorum mesela. Bir izleyicimiz de bunu sormuş. Aldığımız ilaçların bazılarının boyutu büyük olduğu için yuttuğumuzda boğazımızda kalıyor hissi veriyor. Acaba ilacı içmiş oluyor muyuz hani kırınca, parçalayınca diye sormuş. Bizim de uyguladığımız bir şey ikiye kırıp içmek veyahut da böyle ezip onu suyla içmek ne kadar doğru bu? Bunların çok sakıncası var. Bazı tabletler çentikli oluyor. Hani doktorlar bazen bazı ilaçları yarım doz şeklinde başlayabiliyorlar. Zaten bu ilaçların ortasında böyle bir bölme işareti şeklinde bir çentik görürsünüz. Bu ilaçları bölebiliyorsunuz ama onun bahsettiği gibi işte suyun içinde eritmek vesaire bunlar çok sakıncalı. İlacın emilimini fazla arttırarak ilacın vücudumuzda zehirli toksik etkiler yapmasına sebep olabilir.
İlacın çünkü bağırsak, mide bağırsak gastrointestinal yoldan bir geçiş şeyi var ve bunun dışı bir takım maddelerle kaplanmış. İşte kimisi kapsül şeklinde olabiliyor. Bunları eritip içmek çok sakıncalı. Biz ilaçları genel anlamda ne diyoruz? Aldığımız sıvılar da çok önemli ilacı. Hani genel kural oda sıcaklığındaki bir bardak su ile diyoruz. Ama bir bakıyorum benim hastalarım sabahleyin kahvaltıda, evet yani çayla ilaç içmek benim 40 yıl düşünse aklıma gelecek bir şey değil. 3 tane ilacı aynı anda hocam çayla içiyorum diyor kahvaltıda. Çay, kahve bunlar ilacınızın etkisini azaltan, ilacınızla etkileşen içecekler. Asla bunlarla almamanız gerekiyor. Özellikle kış geldi şimdi greyfurt suyu. Hastalarımız işte yağ yakıcı özelliği vesaire dolayısıyla greyfurtu çok seviyorlar ama çoklu ilaç kullanan özellikle işte kalp ilacı var, tansiyon ilacı var, işte diyabet ilacı var, üstüne bir de kolesterol ilacı var. Bu hastamızın greyfurt suyu içtiğini ben düşünemiyorum. Çünkü greyfurt suyu ilacın vücutta çok toksik düzeylere ulaşmasına sebep oluyor. İlaç birikimine sebep oluyor. İlacın etkisini 30-40 kat artırabiliyor. Allah Allah, çok ilginçmiş. O yüzden bu sıvılara çok dikkat etmemiz lazım. Ama bazen işte demir ilaçlarını biliyorsunuz, demir ilacından hemen önce içtiğimiz bir bardak portakal suyu ya da limonata C vitamini özelliğinde olduğu için demir ilacımızı sonrasında bunun üzerine bir bardak su ile içebiliriz. O mide ortamında bir C vitamini ortamı sağladığı için ilacımızın emilimini arttırıyor. Ama mesela bunu asla süt ve yoğurtla demir ilaçlarını birlikte almayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü onlarla birlikte kompleks oluşturduğu için emilimi azalıyor. Ve hasta ne kadar içerse içsin ilacından bir fayda göremiyor. Evet. Bu kullanım hataları da tedavilerimizi geciktirebiliyor. Evet, çok önemli detaylar. Yani yediğimiz içtiğimiz şeylerle ilaçlar bazı etkileşimlerde bulunup ya aşırı dozda bir etkiye yol açabiliyor veyahut da etkisini tamamen ortadan kaldırabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekir. En çok bilinen de demir hapıydı zaten. C vitaminleriyle kullanacağız. C vitamini için ama yoğurt, süt gibi ürünlerle demir haplarını kullanmayacağız. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Bir izleyicimizin sorusu şöyle diyor Damla Hanım. Emziren bir anneyim, cildimdeki rahatsızlıktan dolayı doktor ilaç kullanmam gerektiğini söyledi. Ancak prospektüsünde emziren annelerin içmemeleri gerektiği yazıyor. Doktor bunun bilincinde olduğunu yine de kullanmam gerektiğini söyledi. Ancak ben riske girmek istemiyorum, süte geçer diye, sizce ne yapmalıyım demiş. Doktorun tavsiyesine uymadı bence. Çünkü bazen doktorlar tedavilerde ilacın etkisinden yararlanıyor. Bazen yan etkisinden yararlanıyor. Bazen yani kendi kontrolü altında hastayı izleyerek. Çünkü hani dedik ya, prospektüste yazanlar her zaman her hastada olacak diye bir kayıt yok. Gerçi süte geçer diye kaygısı var hastamızın ama bilemiyorum tabii, oral yolla mı alacak ilacı yoksa cildine sürerek mi alacak onu da tam bilemiyorum ama doktoruna güveniyorsa doktorunun tavsiyesi üzerine hareket etmesinde fayda var. Evet, veyahut da programımızın doktor başında bu olayın sorumluluğunu almış yani. Başka bir doktora da bir kere daha danışabilir. Hep söylediğimiz olabilir, şey yani. Tabii. Bir hani içimizde bir şüphe varsa bir doktora daha danışırız. Evet, evet. Zaten hani bir başka hekimin fikrini daha alabilir. Evet, nettir. O konuda da kendini daha güvende hissedebilir. Doğru, şimdi ben biraz da anne babaların çocuklarına yönelik ilaç bilinci, ilaç kullanımı ile ilgili konuşmak istiyorum. Evet. Gerçi sizin de söylediğiniz gibi son yıllarda giderek artıyor bu konudaki hassasiyetimiz. İşte anneler artık etken maddelere kadar ilaçları gayet iyi bilir duruma geliyorlar ama bilinçsiz insanlar da söz konusu. Mesela şöyle, hani dozlardan bahsettik birkaç dakikadır birkaç sorumuzda. Şöyle yapan ailelere de rastladık mesela. İşte ben antibiyotiği 500 miligram içiyorsam ikiye kırayım, yarısı da çocuğa iyi gelir gibi yaklaşımlar söz konusu oluyor. Bu ne kadar doğru? Yani çocuk fizyolojisiyle yetişkin fizyolojisi arasındaki farklar nelerdir? Anne babalar neleri bilmeli bu konuda? Evet. O söylediğiniz şey zaten çok yanlış bir şey. Hani ilacın yarısını kırayım, çocuğa içireyim. Bu çok hatalı bir durum. Dediğim gibi ilacı başlama, ilacı bitirme, ilaca doz ayarlama olayı tamamen hekimimizin karar vereceği bir olay. Şimdi düşünün, bir bebeğin fizyolojisiyle bir yetişkinin fizyolojisi arasında dağlar kadar fark var. Bebekler ilk 3 ayda tamamen burundan solunum yapan canlılar ve mesela bebekte
solunumun düzgün olması çok önemli. Yani bugün artık hani batıda yaygındı, şimdi bize de geldi. Artık serum fizyolojikle biz çocuğun burnundaki mukus tabakasını gevşettikten sonra artık orada bırakmıyoruz. Yani bir takım aparatlar geliştirildi ve anne babalar bunu nefes yoluyla çekerek bir ters basınçla orada çocuğun burnunu rahatlatıyorlar. Bebeğin rahat nefes alması bizim için çok çok önemli. Gene bebeğin cildi bizim cildimizle aynı değil. Onun cildi çok hassas. Sebum üretemiyor. pH'sı farklı. Yani bebeğinizi mesela özellikle kış aylarına girdik. Bazı titiz anneler her gün yıkarlar. Çocuk uzun süre kimyasallarla muhatap edilmemeli, uzun süre su altında kalmamalı. Çünkü bebek cildinde atopik dermatit ve egzama tarzı rahatsızlıklara sebebiyet verebiliriz. Bir de bebek ürünlerini kullanırken bunların işte boyasına, kokusuna ve ambalajının şıklığına değil de bu ürünlerin sağlıklı olmasına özellikle annelerden ben rica ediyorum. Sağlıklı ürünler alın. Ha, ürünü satan kişi size benim ürünüm en iyisi diyecektir ama ürünün iyi olmasının bir takım kriterleri vardır. Neye göre ve kime göre diyoruz biz buna? O ürünün bir takım sertifikaları var mı? İşte EcoSert sertifikası var mı? Organik olduğunu iddia ediyorsa ya da dermatolojik testlerden geçirilmiş mi? Bugün Türkiye'de Türk firmalarının ürettiği çok güzel ürünler var. İşte anzar kaynak suyu içeriyor, bir takım organik yağlar içeriyor. Ama hastalarımıza bunu veriyorum, diyor ki ya çocuğum mis gibi kokmadı. Ya kokmasın, o senin çocuğunun cildi açısından o kadar sağlıklı bir ürün ki. Biz biraz toplum olarak kokuya ve biraz gösterişe de zaman zaman önem verebiliyoruz. Bunlar tabii anneler üzerinde de biraz tabii oynanan biraz algı oyunlarıyla da alakalı. Gerçekten bunlara çok takılmayalım. Sağlıklı olanı tercih etmemizde fayda var. Fayda var. Peki Filiz Hanım'ı dinleyelim. Hatay'dan Filiz Bulut hattımızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Benim de bir sorum olacaktı. Tabii ki, buyurun. Benim antibiyotiğe karşı alerjim var. Fakat doktorlarım ısrarla bana antibiyotik yazıyor. 20'lik apsem var. Nasıl geçirebilirim? Hem pelesin hem antibiyotik. Alerjim var. Ve 20'lik dişim, aylardır uğraşıyoruz, geçmiyor. Bu apseyi nasıl geçirmem mümkün? İnanın o kadar zor durumdayım ki, ne olur bana da yardımcı olun. Bütün antibiyotiklere karşı mı alerjisi varmış? Evet, yoksa sadece penisilin vurgunu mu alerjisi var? Bütün antibiyotiklere alerjim var. Peki, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. İlaç alerjileri de sormak istediğim başlıklardan birisiydi. Muhtemelen yine doktor tavsiyesini önereceğiz ama bakalım neler söyleyecek Ülke Hanım. Geçmiş olsun, Allah acil şifalar göndersin inşallah diyelim. Ne dersiniz? Şimdi bu alerji konusu çok hassas bir konu. Alerji olan hastalarda işte dilde şişme, bir takım solunum güçlükleri ve hastayı ölüme kadar götürebilecek bir takım tablolar yer alabiliyor. O yüzden hastamızın alerjisi varsa bilemiyorum. Tabii aslında penisilin alerjisi olan hastalarımız olur. Bütün antibiyotiklere alerjisi olan birisini de ilk defa duyuyorum, olabilir. Kullanmaması kullanmasından daha eftal diyoruz. Çünkü kullandığında çok ağır tablolar yaşayacak. Evet, şu anda çok ağrı çekiyordur. 20'lik dişinin sancısı çok kötüdür tahmin edebiliyoruz ama bunu bir takım işte ödem giderici ağrı kesicilerle ya da işte bir takım spreylerle atlatması onun faydasına, alerjisi varsa içtiği her antibiyotik onu kötü bir tabloya doğru götürecektir ve hastamız için bu tercih edilmeyecek bir durumdur. Yine alerjisi olan hastalara biz her zaman söylüyoruz. Mutlaka bu alerji, hani eskiden künyeler falan vardı ama hastalar bunu herhalde boynunda ya da kolunda taşımazlar. Biraz zor bir ihtimal diyoruz ama cüzdanlarında işte kan gruplarının ne olduğunu, hangi ürünlere karşı alerjileri olduğunu yazıp taşırlarsa üzerlerinde, Allah korusun bir kaza anında falan, bunlar çok hayat kurtarıcı bilgiler olabiliyor. Doğru. Hastamızın kullanmamasında fayda var çünkü zaten kullanamayacak. Evet. İlacı içtiği an o semptomlar onu rahatsız edecek ve kullanamayacak zaten. Evet, farklı yöntemlerle o diş absesi noktasında inşallah Allah şifa versin. Farklı yöntemler denesin. Vücut zaten, vücudun kendi
kendini iyileştirme özelliği var. Yani Allah'ın verdiği bir lütuf bu. Zamanla zaten o düzelecek ama diğer insanlar tabii bunu daha kısa sürede atlatırken onunki biraz daha uzun sürecek. Uzun sürebiliyor. Peki evet. İlaç alerjileriyle ilgili başka neler bilmeliyiz? Nasıl ortaya çıkıyor? Mesela penisilin dediniz, bazı dozlar veriliyor, sonra bir antidozlar bekleniyor. Acaba bir reaksiyon olacak mı? Ben de böyle bir süreç yaşamıştım mesela. Acaba çıkacak mı alerjim diye de endişe etmiştim. Hani böyle hastalık anında mı ortaya çıkıyor? Nasıl biliniyor? Mesela penisilin konusu çok hassas. Hastaların mesela doktorlarına muayene olurken mutlaka bizim benim penisilin grubuna karşı alerjim var diye uyarması gerekiyor. Bu bazen çok rutin muayenelerde işte gece acil gidilen bir muayenede gözden kaçabiliyor. Yine bu konu o kadar enteresan bir konu ki siz mesela eskiden penisilin iğneleri vardı. Siz 100 tane iğne vurdurursunuz ama 101. de alerjik reaksiyon yapabilir bu. Ve bu konu çok tehlikeli bir konuydu önceden. Çünkü insanlar sağlık personeli olmayan, işte atıyorum komşusunun çocuğu sağlık meslek lisesinde okuyordur. O çocuğa psikolojik baskı yaparak o iğneyi vurdurmaya çalışıyor. Bunlar çok tehlikeli yerlerdi. Biz hep hastalarımıza enjeksiyon formlarını, ki özellikle penisilin grubunun, şu andaki ASM'ler bile yapmıyor. Müdahale edilebilecek olan yerler yapıyor. Mutlaka sağlık personelinin bulunduğu ve müdahale, bir anafilaktik şok geliştiğinde de müdahale edebilecek bir yerde yapılmasını istiyoruz. Çünkü çok akut semptomlar gelişebiliyor ve hasta kaybedilebiliyor bile. Alerji konusu çok önemli. Cildin, yani vücudun alerjiye verdiği farklı tepkiler var. Kurdeşen tarzında birden cilt kabarması şeklinde döküntüler olabiliyor ya da antibiyotik tedavisi sürecinde ishal olabiliyor hastalarımız. Bu arada doktora danışılarak hemen ilacın bırakılması gerekiyor. Ama tabii bunlar doktora danışılarak yapılacak işler. Bunlara da dikkat edin. Bunlar daha hafif tablolar. Evet. Peki. Mustafa Güler Adıyaman'dan arıyor. Hoş geldiniz. Mustafa Bey, merhabalar. Buyurun. Şimdi hanım diyabet hastası. Şimdi ilaçları sabah akşam tabii yemeklerden sonra. Şimdi size hanımefendi söyledi de. Suyu kullanırken yani bu ilaçların arada kullanması zararlı mıdır, faydalı mıdır, biz onu öğrenecektik. Bir de süt, yoğurt türü bunları kullanabilir mi arada? Bu kadar. Peki, diyabet ilaçları için bunları soruyorsunuz değil mi? Bir de tabii uyku için ilaç vermişti hocamız. Onu kullanıyor. Psikolojik şey var. Onu arada tabii akşam iki tane. Sabah akşam yarım tane. Tabii bu arada süt falan sabah içiriyorum. Yani bunun bir zararı var mıdır yok mudur? Hani suyu tüketme için. Peki. Mandalina, elma türü yani bunlar. Meyvelerde, aralarda. Evet. Bunları kullanabilir mi arada? Sorarsınız. Ne zaman kullanılır? Yeterli midir? Yeterli. Peki Mustafa Bey, çok geçmiş olsun. Allah şifalar versin eşinize tez zamanda inşallah. Hemen diyabet hastalarında ilaç kullanımı ile ilgili de danışacağız. Hayırlı günler diliyoruz size. Ne dersiniz? Birkaç noktayı söylemiştik aç ve tok kullanımı ile ilgili. Beyefendi onu da tekrar bir gündeme getirdi. Hem de işte aralarda içmek doğru mudur? Mesela yemek yedik, iki yemek arasındaki bir vakitte gibi bir şey sordu. Süt, yoğurt gibi, meyve gibi şeylerle bir etkileşimi olur mu? Ve uyku ilacı meselesi ne dersiniz? Topluca sormuş olayım. Dediğimiz gibi diyabet hastalarında açlık yemekten hemen önceki zamanı ifade ediyor. Onun tokluk ve açlık, tabii hastamız insülin düzeyinde bir şeker hastası mı onu bilmiyorum ama açlık, insülinlerinin de zamanları oluyor. Bunlar sabah kullanılan dozları oluyor, akşam kullanılacak olan dozları oluyor. Ve yemekten hemen önce ve sonra alınacak olan ilaçlar oluyor. Yani tokluk kan şekerini düşüren, açlık kan şekerini düşüren bir takım ilaçlar oluyor. Bunları artık kendi kullandığı spesifik ilaçları hangisi ise mutlaka eczacısıyla istişare ederek öğrenecek. Diyabet hastaları süt ürünleri tabii ki kullanabilir. Ama süt yağlı bir içecek olduğu için tabii biraz emilimi arttırıyor.
ona dikkat etmek lazım. Yani diyabet ilaçlarını sütle birlikte değil, yine tarif ettiğim gibi bir bardak oda sıcaklığındaki su ile alması gerekiyor. İlaç etkileşimleri, evet, birçok ilaçta olabiliyor. Çoklu ilaç kullanıyor mu, başka tansiyon ilaçları falan var mı, onları tabii öğrenemedik ama diyabet hastasının zaten beslenmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani yediği ekmekten patatese, meyveler arasında tercih yaparken işte çok tatlı meyveleri de tüketmemeye dikkat etmesi gerekiyor. İşte bir üzümden, incirden, karpuzdan uzak durması gerekiyor. İşte şimdi kış geldi, portakal ve mandalinayı söyledi herhalde hastamız duyabildiğim kadarıyla. Evet. Bunları da çok fazla tüketmemesi gerekiyor. Özellikle portakalın şeker oranı çok yüksek. Limonun bile biliyorsunuz şeker oranı yüksek. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor hastamızın. Çok nişastalı, karbonhidratlı besinler tüketmemesi gerekiyor. Yani ilaçlarla birlikte düşürmeye çalıştığımız şekeri besinlerle birlikte tekrar vücudumuza kazandırabiliriz. Onun dışındaki sorusu neydi? Bir de uyku ilacı da kullandığını söyledi. Sabah ve akşam yarım şar doz. Onunla bir etkileşim olur mu olmaz mı sanıyorum, onu sormak istedim Mustafa Bey. Şöyle yani zaten hani akşam yemeğini saat 8 en geç yapacağını düşünürsek bu hastamızın tokluk kan şekerini en son o saatte alacaktır. Uyku ilacını da yatmadan işte bir yarım saat önce alması yeterli olur. O sırada da bu ikisinin etkileşime uğrayacağını zannetmiyorum. Doğru, iki ilaç araya kullanım bir, arasında bir evet, araya bir zaman bırakırsa hani bir ilacın kana karışma süresi 20 dakika. O şekilde bir önlem alabilirler. Evet. Leyla Hanım'ın bir sorusu var. Eczaneye gittiğimiz zaman hep muadil ilaçlar veriliyor, almak istediğimiz ilacın muadili. Bazen de acelemiz oluyor, o muadil ilacı alıp gidebiliyoruz. Neden acaba böyle bir durum var demiş. Ne dersiniz? Ya piyasada çok fazla ilaç üretiliyor. Bunların bir takım satış koşulları var. Ve her eczane bütün ilaç çeşitlerini alıp rafında bulunduramayabiliyor. Bu ilaç konusu, eşdeğer ilaç konusu hakikaten hastalarla eczacılar arasında biraz sendrom haline gelmiş bir durum. Ben buradan hastalarımıza güvenerek eşdeğer ilaç kullanmalarını söylüyorum. Firma farkı oluyor. Evet, yani zaten eczacının verdiği reçeteler Sağlık Bakanlığı tarafından, SGK tarafından inceleniyor. Yani bizim yanlış bir ilaç verme ya da hastamızın sağlığıyla oynama gibi zaten bir zaten niyetimiz ve düşüncemiz yok. Zaten denetim söz konusu değil mi bunun? Evet, üzerimizde zaten çok ciddi bir denetim var. Yani eczacı hani keyfe keder ilaç veremez ya da hastanın ilacını değiştiremez. Bu konuda rahat olsunlar. Bu kesinlikle eczacılara Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bir haktır. Hatta bir teşvikidir de aynı zamanda. Hiç endişeleri olmasın. Sadece firma farkı var. Etken madde aynı, kullanabilirler. Peki. Bir izleyicimiz de Facebook üzerinden şöyle diyor. Eczanelerden ilaç yerine çevremizdeki aktarıcılardan faydalanabilir miyiz? Bu da aslında tam sormak istediğim konulardan bir tanesiydi. Bitkisel ürünler son zamanlarda giderek yaygınlaşıyor ve ilgi de görüyor. İşte hatta söylediğiniz gibi tansiyona, şekere, kolesterole bile iyi geldiği söylenen formlar var. İşte doğal ürünler sıkıştırılmış, işte kapsüller vesaireler. Bunları tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Yani tamamen karşı olmak da belki doğru değil ama dikkat etmemiz de gerekiyor sanırım. Ne dersiniz? Ben asla bitkilere karşı bir eczacı değilim. Aktarlara da karşı bir eczacı değilim. Herkesin mesleğine ve emeğine saygım sonsuz. Yalnız bu arada hani eczacı arkadaşlarımızın zaman zaman dergilerde ve hepimizin eleştirdiği bir takım konular var. Hani diyoruz ya, ilaca başlama, tedaviye başlama yetkisi doktorda olan bir yetki. Bizler tabii ki gıda takviyeleri olarak hastalarımıza önerdiğimiz bazı ürünler oluyor. Ama bizim eczanede sattığımız ürünler Sağlık Bakanlığı onaylı ve sertifikalı bir takım üniversitelerin ve hocaların danışmanlığından geçmiş ürünler. Ama maalesef aktarların geleneksel yöntemlerine, işte baharat satmalarına, o otantik yapılarına saygım sonsuz, dediğim gibi. Buna hiçbir itirazım yok ama işin tedavi boyutu işin içine girince, benim hastamın karaciğerine harabiyet yapacak bir takım çaylar, bir takım kürler ona verilince, orada tabii biz buna çok sessiz kalamıyoruz. Hani bu tarz insanların sağlığıyla oynanılan, al al her derde devadır,
işte al bunu kullan, bu kür çok faydalıdır tarzında maalesef yanlış tedaviler yapılıyor. Bu da hastanelerde pek çok insanın karaciğer harabiyetiyle boğuşmasına sebep olabiliyor. O yüzden bu çok önemli bir konu. Lütfen bunu aktarlar için söylemiyorum. Yani internet alışverişleri için söylüyorum, pek çok şey için söylüyorum. Hastalarımızın şu konuda uyanık olması lazım. Sizin kemikleriniz düşünün yıllarca belli bir yorgunluktan geçiyor, belli bir harabiyetten geçiyor. Belli bir yaşınıza kadar zaten herhangi bir gıda takviyesiyle spor yaparak ona bakmıyorsunuz. Ama artık son noktaya geliyor hastamız. Orada televizyonda bir krem satılıyor. İki günde seni ayağa kaldıracak, iki günde seni 18 yaşına çevirecek. Lütfen hastalarımıza rica ediyorum, umut tacirlerinin eline düşmesinler. Bizler o umut verici sözleri söyleyemiyoruz, umut verici kelimeleri söyleyemiyoruz. Çünkü biz onlara yalan söyleyemiyoruz, söylemek istemiyoruz. Her zaman aklı devreden çıkarmasınlar, tedavilerine çözüm ararken yanlış yollar seçmesinler. Tabii ki aktardan işte kabuk tarçın alınabilir, işte ıhlamur alınabilir. Bunların yani çeşitleri destekleyici, var. Destekleyici tedaviler olabilir. Hı-hı. Ama çok ciddi işte bir takım rahatsızlıkları, kürler vesaireler hazırlatıyorlar. Bunlara biz karşıyız. Zaten bizim farmakognozi hocalarımıza danışılırsa, hı-hı, hani bir papatyanın bile kaç tane çeşidi var. Doğru. Ama işte mesela yani bunların en makbulü Mayıs papatyası. Hani bunun yapraksız olması gerekiyor. Hı-hı. Ama birçok aktarda hani bu yapraklı bir form haline satılıyor. İşte bizler bu konularda bilgi altyapısına sahip olmadığımız için hani bir şey alıyoruz, içiyoruz ama o içtiğimiz şey bizim için ne kadar faydalı, hı hı, onu çok fazla sorgulayabilecek durumda değiliz. Evet, bitkisel ürünlerde de veyahut da bitkilerde de bilinçli bilerek tüketmek ve birbirlerini sorarak tüketmek gerekiyor. Hı. En önemli söylediğiniz şey de tüketim tuzaklarını düşmemek sanıyorum. Evet. Az bir süremiz kaldı, son 5 dakikamız ama Ankara'dan Bekir Yumuşak attığımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir sorum olacaktı, buyurun, hocamıza. Antibiyotikler genel olarak kullandığımız zaman insan vücudunun direncini artırma bazında kullanıyoruz. Buna bağlı olarak uyku düzeninde değişiklik yapar bu, birinci sorum. Hı hı. İkinci sorumda bende makroadenomi var Sağlop'ta. 0,5 mg ilaç kullanıyorum. İlaç ismi vermeyin dediler. Hı hı hı. Gün aşırı kullanıyorum. Buna bağlı antibiyotiklerle birbirlerinden her ilaçlar endeks olur mu? Hmm, yani bu üretikleşme olur mu? İnsan vücudu yani ne diyeyim, tiroidler ve diğer hormonları dengeleyici bir ilaç. Hı hı. Hocamız biliyordur zannedersem. Hı hı. Bunlar endiki olur mu birbirlerine, sorum buydu. Peki, yeterli sanıyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Allah şifa versin Bekir Bey. Hemen danışıyoruz. Ne dersiniz? Antibiyotikleri kullanırken bir uyku problemi, uykuya bir etkisi olur mu diye sordu ilk olarak. Antibiyotiklerin bahsettiğim gibi daha çok gastrointestinal sistemde yan etkileri oluyor. Yani uyku problemi açıkçası bizim çok sık rastladığımız bir yan etkisi değil. Ama gene çok de bağırsak düzeninde, evet, değil mi? Mide, evet, bağırsak. Evet, faydalı bakterileri yok ettiği için ishal yapabiliyor. Onun dışında eğer hastanın ilaca karşı çok fazla hassasiyeti varsa bir takım deri döküntüleri, bulantı, kusma tarzında dediğim gibi 1000 kişiden bir kişi de görebilecek bir takım yan etkiler yapabiliyor. Uyku problemini açıkçası hiç duymadım ve hastalarım bu şekilde bir yakınmayla gelmediler bana. Ama veyahut da onu sormadık, Bekir Bey'de böyle bir rahatsızlık varsa uyku problemi gibi olabilir. Onun başka bir sebebini sanıyorum araştırması gerekiyor. Tabii onu antibiyotiğe bağlamamak gerekiyor ama gene de doktoruna bir danışmasında fayda var. Çünkü hangi grup antibiyotik kullandığını ben şu anda bilmiyorum. Onun dışında ödem atıcı bir ilaç kullandığından bahsetti, gün aşırı kullanılanlardan. Bunun herhangi bir etkileşimi olur mu acaba antibiyotiklerle demiş. Evet. Diüretiklerin, bu ödem atıcı ilaçların bir takım besinlerle etkileşimi oluyor. Antibiyotikle aynı anda almasın ilacını. Dediğim gibi araya bir 3 saat bırakarak ya da daha geniş bir zaman aralığı bırakarak alırsa o yan etkiden de kurtulmuş olur. İlaç etkileşimine de hiç girmemiş oluruz o şekilde. Bir araya getirmemekte fayda var o zaman. Şimdi son 2 dakikamızın içerisindeyiz ama çok da kafamıza takılan bir soru var. Onu da sormadan geçmek istemiyorum. Şimdi bazen unutuyoruz
içeceğimiz ilacı, saatini kaçırabiliyoruz, dozunu kaçırabiliyoruz. Ne yapmak lazım? Hatırlanınca hemen içilmeli mi, yoksa hiç o doz atlanılmalı mı? Nedir doğru yaklaşım? Şimdi ilacına göre değişiyor bu. Eğer siz bir hormonal ilaç kullanıyorsanız, oral bir kontraseptif kullanıyorsanız, bunu bir gün içmeyi unuttuysanız ertesi gün hemen iki tane içmeniz gerekiyor. Sürpriz bir bebekle karşılaşmamak için. Ama eğer siz bir antibiyotik kullanıyorsanız aynı anda iki tane antibiyotiği almak unuttuğunuz dozu çok doğru bir yaklaşım olmayacak. Çünkü bu çok ağır gelecek sizin kilonuza ve bünyenize. Bu kullandığınız ilaca göre değişen bir durum aslında. İlaçları mümkün oldukça unutmamak için bir takım hatırlatıcı işaretler koymak gerekiyor. Burada kutular getirdiniz mesela bize çok özellikle evet. Düzenli ilaç kullananlar için çok güzel. Evet, evet. Mesela bu kutular çoklu ilaç kullananlar için özellikle yaşlı hastalarımızda çok önemli oluyor. İşte sabah kaç tane ilacı varsa o konuluyor. Akşam öğlenleyin kaç tane ilaç kullanacaksa o konuluyor. Akşam yine kaç ilaç kullanacaksa o konuluyor. Çünkü o ilaçları karıştıran, işte tansiyon hapını günde bir alması gereken yerine iki kere alan hastalarımız oluyor. Yaşlı hastalarda ilaç kullanımı zaten çok ayrı bir seminer konusu diye düşünüyorum. Yani hani suyla bile yutmaya çalışmayıp onu direkt tükürük sekrenasyonuyla yutmaya çalışan hastalarımız oluyor. Bu da ağız içine ya da yemek borusuna yapışma gibi bir takım riskler getiriyor. Sürekli önlem alarak, sürekli birbirimize destek olarak bu işin en doğru olanını yapmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. İnşallah. Peki son olarak akıllı ilaç kullanımı, akılcı hasta dedik. Neler söylersiniz izleyicilerimize? Ben bu konuda programın başında da söylediğim gibi hastalarımızın giderek daha çok araştıran, daha çok sorgulayan, daha bilinçli hasta olma yolunda adım adım ilerlediklerini görüyorum. Artık eczaneye gelen hastalarım bana EFA ve daha oranı yüksek balık yağları soruyorlar. Çocuklar için prebiyotik soruyorlar. İşte bir takım apitera dediğimiz bal ürünleriyle tedavi edilen yollarını araştırıyorlar ve bunların gerçekten sertifikalı ve en kaliteli olanlarına ulaşmaya çalışıyorlar. İnşallah bütün diğer hastalarımızın da bunları örnek almalarını istiyorum. Yaşlı hastalarımız zaten bundan sonra çok fazla okuyup araştırma maalesef yapamadıkları için ve yapamayacakları için onlara da diğer aile yakınlarının destek olmalarını bekliyoruz. İnşallah. Hastalarımız her şeyden önce akıllı hasta olacaklar ve bilinçli hasta olacaklar. İnşallah. Bu şekilde en kaliteli, en optimum sağlık hizmetini alabilirler İnşallah. Diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık eczacı Ülkü Bahtiyarcı Mülayim Hanımefendi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Estağfurullah, çok sağ olun. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde doçent doktor Ahmet Demir'in sunumuyla Önce Çocuk programı karşınızda olacak. Biz de Perşembe günü inşallah karşınızda olacağız. Bakalım neler konuşacağız. Öğretmenler mesleki süreçte nasıl sorunlar yaşıyor? Yeni nesillere emanet ettiğimiz öğretmenler nasıl sorumluluklar taşıyor? Eğitim uzmanı ve sosyolog Dr. İkram Bağcı'yla öğretmenlik mesleğini farklı boyutlarıyla konuşuyor, sorunları irdeliyor, tavsiyeler sunuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım.